Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün çok önemli bir konuyu anlatacağız. Her gün oruç tutup namaz kılan kadın cehennemlik oldu. Peki neden? Subhanallah. Sünnetleri dahi yerine getiren kadını hangi ameli cehenneme attı? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, falan kadının nafile olarak çok namaz kıldığından, çok sadaka verdiğinden, çok oruç tuttuğundan, ancak diliyle komşusuna eziyet ettiğinden söz ediliyor. Ne buyurursunuz?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "O cehennemde olacaktır." buyurdu. Adam tekrar dedi ki "Ey Allah'ın Resulü, bir kadının da nafile olarak az oruç tuttuğundan, az namaz kıldığından, az sadaka verdiğinden, sadece yağsız peynir, keş gibi şeylerden tasadduk ettiğinden, ancak diliyle komşusunu rahatsız etmediğinden söz ediliyor. Bunun hakkında ne dersiniz?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "O da cennette olacaktır." buyurdu. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yakınlaşmak için gece kalkıp ibadet edip gündüz oruç tutup bolca sadaka veren kadının komşularına kötü söz söylemesi, diliyle onlara eziyet etmesi sebebiyle cehennem ehli olduğunu bizlere bildiriyor. Güzel ahlak olmadıktan sonra ibadetin çokluğu fayda vermez. İnsana güzelleştiren ahlaktır. Özellikle komşu hakları konusunda kötü davranmasa bile kişinin komşusuna kötü söz bile söylememesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kadının aksine, yani gece ibadetleri çokça olmayıp, çokça oruç tutmayıp fakat komşusuna eziyet etmeyen, kötü söz söylemeyip rahatsız etmeyen kadının ise cennet ehli olacağını bizlere haber veriyor. Çünkü bu kadın komşusuna iyi davranıp ona kötü davranış ve sözlerden uzak durmuş, rahatsız etmeyip komşu hakkına riayet etmiştir. Ve Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere insanlar arasında ülfet, muhabbet ve güzel ahlakı yaymamızı emretmiştir. Bunlardan biri de komşu hakkı, komşuna iyilikte bulunup ona kötü davranmamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin." buyurmuşlardır. Komşularla iyi münasebetler içinde bulunmak, söz ve davranışlarla onlara zarar vermemek imanın bir gereğidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten merfu olarak rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi mutlaka ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikramda bulunsun." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab "Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp, buna zina isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeplerle iyiliklerinin sevabı şuna, buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir." buyurdular. Bu sebeple çokça ibadet eden kadın komşusuna eziyetten dolayı cehenneme girdi. Kişi yapacağı ibadetlerin çokluğuna bakmamalı. Salih, samimi bir niyet ve ahlaka riayet edip insanlığa iyilikte bulunup güzel ahlak sahibi olmalıdır. Rabbimiz bizleri Kur'an'ın edebiyle edeplendir. Bizleri Habibin, Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyle edeplendir. Şüphesiz Rabbimiz her şeye gücü yetendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.